Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dersimiz tenses, yani fiil zamanları. 12 farklı şekilde yazdığımızda fiili 12 farklı zaman diliminden bahsetmiş oluruz. Burada şu soru aklınıza gelebilir. 12 tane zaman yok, 3 tane zaman vardır. Katılıyorum size. Ona geçelim şimdi. Haklısınız, 3 tane zaman vardır. Past kelime anlamı geçmiş, present kelime anlamı şimdi hali hazırdaki zaman, future ise kelime anlamı gelecek anlamında kelimelerdir. Sadece zaman değil, başka yerlerde kullanabilirsiniz kelime olarak bunları. Past dediğimizde basitçe geçmiş zamandan bahsediyoruz. Yani ego dediğin zaman önce, last, geçen, yesterday, dün, en çok kullanılanları bunlar. Geçmiş zaman deyince aklımıza bunlar gelir. 2 gün önce, geçen hafta ve dün gibi. Present dediğimizde şimdi, bugün zamanları present oluyor. Şimdiki zaman. Future dediğimizde de later, sonra, 2 gün sonra, next, gelecek, tomorrow ise yarın anlamında kelimeleridir ve zaman dilimi de future'dır bunların. Yalnız pratik hayatta yaşarken kullandığımız fiiller için bunlar yeterli gelmiyor. Bunları bir daha bölmek gerekiyor. Mesela her sabah saat 7'de kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum demek ile şu an ders çalışıyorum aynı şey değillerdir. Biri her sabah genel olarak bu aralar present zamanda kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Diğeri ise şimdi devam edenden bahsediyorsunuz. Yani eylemlerimiz bu şekilde bölünüyor. Onlara bakalım. Simple dediğinizde basit olarak zaten geçmiş, past, present ve future olarak kullanabilirsiniz. Basit anlamda yukarıda gördüğünüz şekilde. Perfect dediğinizde ise şunu ifade etmiş oluyorsunuz. Bir eylemin belli bir zaman veya olaydan önce, hemen önce bitmiş olması veya o ana kadar devam ediyor olması anlamına geliyor. Mesela eve girdiğimde şöyle bir şey, cam pencere etraf dağınık olarak görsem derim ki eve hırsız girmiş. O nedir? Şu an benim girdiğim andan önce eve hırsız girmiş. Veya geçmişte olsaydı bu olay, geçmişte dün eve gittiğimde eve hırsız girmişti. Dünkü olayın hemen öncesini anlatıyorum. Böylelikle perfect'i iyice anlamak gerekiyor. Bu şekilde ki belli bir zaman ve olayın öncesinde başka bir eylemin gerçekleşmiş olması veya eylemin şu ana kadar devam ediyor olması. Veya şöyle, 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum demek de geçmişte başlamış ve hala da orada yaşıyorum anlamına geliyor. Belli bir hala eylemin geçmişten beri hala devam ediyor anlamında bir cümleniz de varsa yine bu da perfect bir zaman gerektiriyor. Yani fiilinizi have ve verb 3 ile yazmanız gerekiyor. Son dersimizde bahsettiğimiz gibi. Continuous zaman ise continuous devam eden anlamına gelen bir kelimedir. O zaman her bir zamanın devam edeni vardır. Past'ta devam eden eylem, present'ta devam eden eylem veya future'da yani gelecekte devam eden eylem. Bu devam eden eylemler nedir? Mesela şu an ben ders anlatıyorum. Eylemin şu an olduğunu vurgulamak için bunu am, is, are, was, were veya will be başına yazarak ing ekliyorum. Yani ing alabilmesi için bir kelimenin mutlaka başında be olması gerekir. Be de past'ta anlatıyorsan, geçmişe devam ediyorsa was, were, ing diyeceksin be yerine. Present'ta anlatıyorsan şu an devam ediyorsa am, is, are'dan birini kullanıp ing koyacaksın ardına. Gelecekten bahsediyorsan will be deyip ardına ing koyacaksınız. Bir de perfect continuous tense var. Bu da tamamen geçmişte başlamış, yani şu perfect bunu içeriyor. Geçmişte başlamış ve hala devam eden eylemlerimizi ifade etmek için kullanılıyor. Bunu kullanırken de genellikle şu zarfları kullanıyoruz. Cümlelerimizin içerisinde geçiyor. O zamandan beri şu kadar zamandır diye. Mesela 2 saattir dolaşıyorum. 2 saat önce başlamış ve hala dolaşıyorum. Şu anda devam ediyor. Continuous'dan farkı, continuous şu an devam eden, geçmişi geleceği ilgilendirmiyor. Veya ilgilendirir de kendi dilimlerinde ne kadar süre olduğunu ilgilendirmiyor. Şu an devam ediyor. Perfect continuous ise geçmişten beri hala devam ediyor anlamını cümlelerinizi vermek için perfect continuous'u kullanırsınız. Böylelikle de hem perfect have ile birlikte kullanırsınız be'yi, have been dersiniz. Ardından da ing kullandığınızda continuous olur. İşte bakın have been perfect, been verb de continuous olur. Bir örneklere geçelim. Mesela örneğimiz play olsun. Oynamak fiilini kullanacağız. Kim oynarsa oynasın. Şimdilik biz örneğimizi I diyelim, ben diyelim. Eğer ki ben geçmişte oynadım diyeceksem zaten şu past simple, present simple, future simple ve present continuous şu. Bunları daha önceki derslerimde sıfırdan İngilizce adlı unutma klasörümde anlatmıştım.
Evet, past simple söylersem basitçe oynadım. I played oynadım. Oynamadım dersem I didn't kullanacağım. Yardımcı fiilleri yukarılara yazdım hepsinin. I didn't did kullandıktan sonra fiilim artık E'de kalkacak. İkinci halinden kurtulacak. I didn't play oynamadım. Evet, eğer present söylersem oynarım olur. Oynarım, I don't play oynamam. Future söylersem I will play oynayacağım. I won't play oynamayacağım. Buradaki yardımcı fiilleri, olumsuzları bir kez olsun kullandım. Diğerlerinin yardımcı fiilleri en baştaki kelimelerdir. Had'dir, was, were'dir, had'dir. Evet, yardımcı fiilleriniz ya will'dir, ya do, does, ya have, am, is, are'dır, ya da did, ya had ve was, were'dir. 3 tane yardımcı fiiliniz vardır. Geçmiş zamanda söylersem belirli bir zaman öncesinde bitmişti olması gerekiyor. Mesela dün 7'den önce işimi yapmıştım. 7'den önce yapmıştım, oynamıştım. Evet, dün oynamıştım bir zamandan önce. Present'ta söylersem şimdi oynadım, şimdiden biraz önce oynadım. Olay şu andan biraz önce bitti anlamında. Future söylersem gelecekte belli bir zamanda saat 7'de Paris maçım bitmiş olacak. Ben de oynamış olacağım. 7'de oynamış olacağım. Hemen gelecek zamandaki bir zamanın öncesini veriyoruz. Was, were, was playing veya were playing derseniz. I was playing, oynuyordum geçmişte. Dün saat 2'de oynuyordum. 2'de yani oynama eylemim devam ediyordu. Present continuous dersem am is are, I am playing. Şu an oynuyorum. Şimdi görüyorsun oynuyorum. Devam ediyor şu an. Future söylersem I will be playing. Gelecekte oynuyor olacağım. Yarın saat 2'de futbol oynuyor olacağım. Saat belli bir zamanda devam eden eylem. Ve past perfect continuous dediğimizde de geçmişte. Dün saat 2'de 1 saattir top oynuyordum. I had been playing. Oynuyordum 1 saattir. Bunu üsttekinden ayıran özellik bunda 1 saattir. Bir zaman süredir diyorum. Farkı odur. Bunda ise şu an oynuyorum. Present olduğu için şu an demeliyim. Şu an 1 saattir oynuyorum. Gelecekte ise yarın saat 2'de 1 saattir oynuyor olacağım. Farklar bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bir tane daha yeni bir fiille örnek bakalım. Şimdi arkadaşlar yukarıda play oynamak fiili yerine pay kullanan ödemek. Ben öderim diyelim. Ve şimdi değişen tek şey yukarıdaki play yerine burada pay yazmış olan. Play'leri kaldırıp pay yazdım. Şuna dikkat edin. Play düzenli fiildir. Pay düzensiz fiildir. Yani bunun ikinci, üçüncü halini bilmemiz gerekiyor. Paid şeklinde burada yazdım. I paid. Evet, I didn't pay. Did kullandığımızda birinci haline döner. I didn't pay veya I pay ben öderim. I don't pay ödemem. I will pay ödeyeceğim. I won't pay ödemeyeceğim. I had paid ödemiştim. I have paid şimdi ödedim. I will have paid ödemiş olacağım. I was paying veya they were paying onlar ödüyorlardı. I am veya he, she, it, is veya you, they are paying ödüyorlar. Şu an ödüyorlar. Ve will be paying ödüyor olacaklar. Had been paying ödüyorlardı birkaç saattir veya birkaç dakika zamandır. Have been paying birkaç dakika zaman saattir ödüyorum. Onları eklersiniz tabii ki dirdirlerini falan. Bunları görmek için önümüzdeki dersimizi bekleyin. Örneklerini orada artıracağım. Çünkü zaten egzersize ve biraz da aşinalığa ihtiyacınız var. Biraz da telaffuz etmeniz gerekiyor. Will have been paying ödüyor olacağım birkaç zamandır, dakikadır ödüyor olacağım. Şimdi diyorsanız ki mantığını anladım, bilgilendim ama uygulayamam diyorsanız normal olan budur zaten. Beklentimiz bu. Uygulama için bolca egzersiz gerekiyor. Egzersizler için ise bir sonraki dersimiz. Kesinlikle kaçırmayın, sakın kaçırmayın. Orada bol bol örneklerini vereceğiz. Tense egzersizi adlı dersimizde. Son olarak yardımcı fiilleri daha önce söyledim. Şimdi de söyleyeyim ne işe yaradığını söyleyeyim. Yardımcı fiiller esas fiili 3. halinde yalın veya ing haliyle yazdırmaya yararlar bir. İkincisi ise zamana göre zaten değişiyor yardımcı fiiller. Üçüncüsü ise not alarak olumsuz yapar fiili yapmıyor etmiyor gibi. Öznenin başına geçerek de fiili soru yapar. Yapıyor mu ediyor mu gibi soru yapar. Yardımcı fiillerin böyle 3 özelliği vardır. Arkadaşlar dilin matematiğini çözerek yorum kabiliyetinizi geliştirecek dersler hazırlıyorum. Öğrenme zamanınızı kısaltıyorum. Bunun için bildirimlerinizi açınız, abone olmayı unutmayınız. Önümüzdeki dersleri bekleyiniz ve böyle derslerde hayatta YouTube'da veya başka bir yerde bulamayacağınızdan emin olun. Takipte kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.